Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İlginç bir yer. 28. mektup, 4. mesele. Çok şeyi halleden bir mevzu. Hayatımda çok sıkıntılardan, mesuliyetlerden, vicdan azaptan kurtaran bir yer. Beni ya. Şunu hemen şöyle başlayayım. Kur'an-ı Kerim Yasin'de, Yasin Fatiha'da, Fatiha'da ya Rabbi ilmim artır demiyor. İhtina sıratel müstakim var. Başka şey de vardı ama. İhtina sıratel müstakim, başı, sonu ve ortası hidayet olan, hidayet, istikamet. Böyle böyle değil. Böyle. Yani herkes ben istikametliyim diyor da, istikamet nedir? Üç tane duygunun kıblesine konması. Ruhun bu alemi şehadette yaşaması, bak ruhun, ruh böyle bir elektrik gibi düşün, televizyon dalgası gibi düşün. Yani bu alemi şehadete uygun değil, yani mekanı yok. Allah bu alemi bedenle tutuyor. Bu ruhun bedende yaşayabilmesi için üç tane altyapı lazım. Kuvvetin de size uygun gayret ediyorum, indireyim diye. Ruhun bedende yaşaması için üç tane sistem lazım. Bir tanesi kuvve-i akliye, bir tanesi kuvve-i şehriye, bir tanesi kuvve-i kadariye, şu. Yani aklın melekeleri, aklın bir tefriti var, nötrü var. Bir ortası var, bir de ifratı var. Aklın. İfratı celbeze. Ne demek? Hakkı batıl, batılı hak gösterecek kadar zekaya sahip. Aklı aşağıda, zekası önde. Kandırıcı bir zekaya sahip. Aklın negatif tarafı ise gabaret. Hiçbir şeyden basmaz. Ortası ise hikmet. Yani bugün ona çalışıyordum. Diyor ki, aklı Kur'an'a bağlamanın ve hikmet sahibi olmanın fiili tezahürü şuymuş, yani tutmanın şey, bilgi değil. Doğru bilgiyi yaşamaktır. Hikmet ehli yaşayar. Yaşamayan ilim ehlidir. Bu kuvve-i akliye. Yani hikmet ehli olacağız. Doğruyu bildiğimiz şeyi yaşayacağız. İki, kuvve-i gadabiye, yani zararlardan uzak, menfaatlarına celp, ona tutunmak özelliğine sahip. Kuvve-i gadabiye. Bunun ifratı ise, ifratı doğru ve yanlış düşünmeden her şeye bağırır çağırır. İfratı bu. Her şeye bağırır çağırır. Hücum eder. Tefriti ise namusu memleketi, vatanı milleti, doğruyu hak, davası eziliyor onu da bil. Ortası ise secaattır. Secaat. Yani yerinde canını, nefsini, her şeyini feda eder. Bir tane kuvve-i akliye, bir tane kuvve-i gadabiye de bu. Üçüncüsü kuvve-i şehriye. Kuvve-i şehriye de tefriti şu, helalime bir arzusu yok. Hiçbir şey ille cinsellik değil kuvve-i şehriye. Telefon hastası olur, gömlek hastası olur, araba hastası olur, mal mülk hastası olur, ikide bir araba değiştirir. Ondan sonra ikide bir villa değiştirir, ne bileyim, değiştirir de değiştirir. Bu kuvve-i şehriyenin ifratı bu. İfratı kuvve-i şehriyenin her şeyde böyle hayatı dünyevi esas alır, diğerleri umurunda değil. Tefriti ise hiç babbalı Allah'ın verdiği nimeti kendi hayatında da gözükmez. Ama olsa nimetini kullarında görmek istiyor. Ama adam da bu da yok. Giymez, yemez, pintinin birisi. Ha böyle ha böyle bir şey yani. Vasatı ne? Vasatı, kuvve-i şehriyenin vasatı hak ve hakkaniyete feda olmak. Yani nefsine kısar, hakikate
gayret eder. Ortası o zaman şu. Kuvve-i aklının ortası hikmet. Kuvve-i gadabın ortası şecaat. Kuvve-i şerrin ortası da iffet. Yani takva sahibi ortasını korur. Şimdi bu temel amel, bu temel bilgiden sonra size ikinci bir itikat bilgisi. Zaten bildiğiniz bir şey, ben tekrar edeceğim. Sonra buraya başlayacağım. Zina yapan, içki içen, adam öldüren o fiiliyatını benimsemezse, ya ne kadar iyi yaptım demezse bu adam kafir olmaz. Bu adam günahkar olur. İmanı gitmez. Fakat 5 vakit namazını camide kılıyor. Perşembe, pazartesi nafile oruçlarda tutuyor. 5 tane nafile namazlarını da kılsa, evvabin, teheccüd vesaire. Fakat kafirle taraftar olsa hiçbir şey kalmıyor. Bir taraf girer. Kafirle taraftar olsa zulme taraftar, zulüm kafirle taraftar olsa kafir olur. Her şey gider. Her şey gider. Bu iki temel ölçü verdikten sonra şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkelu ile lezine zelamu fetemessekumunlar. Fesubhanallah. Ayet-i kerimesi fermanıyla diyor ki, yani ölçü, Fatiha'dan girdim ya, Allah bir insana en büyük nimeti ne olarak kabul ediliyor biliyor musun? Hidayet. Hidayet de istikamettir. Hidayet, istikamet, istikamet. İstikamet yani 3 tane donanımımızın kıblesinde olması lazım. 3 tane. Aklın kıblesinde olacak. Gadap özelliğimiz kadar. Ahmet'e, Mehmet, Ali'ye, Hüseyin'e, Şener değil. Gadap da kıblesinde olacak. Hayat-ı dünya yani güzel yaşamak şey de iffette olacak. 3 tane. Bu insana en büyük nimet verir. Allah verir, vermeyi vermez Allah belasını verir. Vermez mi? Allah verir serveti, kimseye faydası olmaz. Bu nimet değil, nikmet olur, bela olur. Peki nimet ne? Verilen şeyin, her maddi ve manevi ne verilmişse Allah'ın dediği yerde, dediği miktar kadar, dediği zamanda ve yerde harcamak. 4 tane. Allah verdiği nimeti, maddi ve manevi, dediği şekilde, dediği yerde, dediği zamanda ve dediği kişilere harcanırsa o nimet olur. Yoksa bela olur. Ayette diyor ki, وَلَا تَرْكَرُوا اِلَا لَزِنَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُنَّارِ Zulme değil, yalnız alet olanı, taraftar olanı da belki etna bir meyit edenleri dahi dehşetle bir şiddetle tehdit ediyor. Bir daha manasını okuyorum. Zulme değil taraftar olmak. Belki etna bir meyil. Meyil ya böyle zalime, küfre. Ya belki adam mesela Amerika'ya, Rusya'ya taraftar oluyor adam. Bir Ahmet'e, Mehmet'e kızacağım diye taraftar oluyor. Mesela namusu payvar ediyor, hukukları payvar ediyor, milletin şeyini payvar ediyor. Ya böyle bir adama meyletse belki etna bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü fetemessekumunnar, ateş size dokunur diyor, dokunur. Ateşe dokunması, ateşin içine gitmek değil, dokunur. Bugün bir parça gene Risale'den ilk defa ilgimi çekti. Dehşeti denk geldim, dehşet. İnsanın yanlış düşünceleri adamı dehşete sokup keviriyor, bitiriyor. İşaret edeceğiz galiba 23'te. Doğru düşünmeyince var ya düşünceler, yanlış düşünceler. Yanlış düşünceler insanı sanki bu dünyada cehennemine atıyor. Yani panik atak, depresyon, ondan sonra intihar meyli olmak, olumsuza odaklanmak, ne dersen de ters anlaması. İlk önce kendisini yiyor zaten. O yanlış düşünce fetholi fi ibadi
ve tuli cenneti. Yani cennete gideceksiniz demiyor orada. Yani şimdiki zamir kullanıyor. Diyor ki gir cennetime diyor. Şimdiki zaman. Doğru düşünürsen senin hususi cennetin oluyor. Eğer sıkıntın senden ayrılmıyorsa düşüncelerinde bir problem var. Yani ikide bir düşünce seni yakanı bırakmıyorsa, sıkıntı seni bırakmıyorsa doğru düşünmüyorsun demektir. Çünkü güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ne demek manası? Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Sıkıntından kurtulamıyorsan düşüncelerini kontrol et. Onu tahlil ettir. Düşüncelerini ehline tahlil ettir. Bir yerde bir sorun var. Şimdi diyor ki zulme taraftar olmak muvazeni bozmaktan kaynaklanıyor. Bakın adam zina yapar, içki içer, adam öldürür. Kumar oynar, kafir olmaz ama zalime, kafire, küfre taraftar olur, imanı gider. Çünkü amel imandan değil. Çünkü rizayı küfür, küfür olduğu gibi zulme riza dahi zulümdür. İşte bir ehli kemal, kamilane bu ayetin çok cevabından bir şey söylemiş. Ben şurada şunu okuyayım, atlamayayım, devam edeyim. İşte bir ehli kemal, kamilane şu ayetin çok cevabından bir cevabını şöyle tabir etmiştir. Mu'in-i zalimi dünyada erbab-ı danettir, köpektir zevk alan seyyad-i nasfai hizmetten. Ne diyor? Mu'in-i zalimi dünyada erbab-ı danettir. Zalime taraftar olan var ya, taraftar olanlar, onunla beraber olan, onlar alçaktır diyor. Zalimle beraber olanlar. Köpektir zevk alan, yanlışlıklardan, zulümlerden zevk alan da köpektir diyor. Çünkü attığınız leşi köpek yiyor. Bazı şeyler de var burada gelecek. Öyle zalim insanlara taraftar oluyor ki adam yılan gibi ısırmaktan lezzet alıyor. Arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir akıtıyor. Yılan nereden zevk alıyor? Isırmaktan zevk alıyor. Bazı insanlar da ille yanlış, ille olumsuz, ille zulüm, ille hata yapmıyor, yapanla da beraber olabiliyor. Bazıları da köpektir diyor, köpek. Yanlıştan zevk alıyor, zulümden zevk alıyor. Böyle de olabiliyor yani. Yani köpeği, köpeği işkence yapıyor. Hayvan işkence yapıyor ki hoşlanıyor. Zulme diyor ya, bariyet bir şey. Gözünün önünde köpeğine kediye boğduruyor, zevk alıyor. Ve hangi fıtratmış? Köpekmiş yani bunlar. Köpek fıtratlı insanlarmış. İnsana benziyor ama ruhları köpek. Mesela şöyle deniliyor, hayvandan insan olmamıştır, maymundan insan olmamıştır ama Kur'an'da geçiyor, insandan hayvan olmuştur, domuz yılan olmuştur. Bazı kavimleri Allah hayvana benzetmiş. Eskiden, Beni İsrail kavminin bir kısmını hayvana benzetmiş. Şimdi bende bir tane tabela var İstanbul'da, çok büyük böyle. Osmanlı alimi yapmış. Kim yaptı bilmiyor. Osmanlıca yazıyor. Kalbin resmini koymuş. Kalpteki duygular var ya, hisler. Sen biliyorsun Hasan'ı. Evet, hayal şeyini. Evet, o kalpteki hisler var, hisler böyle. Onların manasını hayvan şekline dönüştürmüş. Akrep, yılan, sırtlan, çakal, hepsi var. İşte zulümle, zalimle beraber olan var ya, parçalamak. Ha o köpektir diyor, köpek fıtratlı. İlle dört ayaklı olması değil, duygusu köpek. Evet, bazıları yılanlık ediyor, bazıları yılanlık ediyor, bazıları köpeklik ediyor. Böyle mübarek bir gecede ustanın mescidini basmışlar. Mesela bir tane de o. Ne yapıyorsunuz diyor, zikir ediyorsunuz, uçacak mısınız diyor kadın abi. Ustadım Bediüzzaman Hazretleri böyle mescidini basıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz burada?
Maddi menfaat yapmıyoruz. Siyasette işimiz olmuyor. Maçta şuna buna konuşmuyoruz. Gıybet etmiyoruz. Böyle her ustadın ötesi daha mübarek. Her basmış. Niye basıyorsun kardeşim? Allah anlatıyorsun. Ne anlatacağım ya? Müslüman ne anlatacak başka? Diyor ki, bazıları ilanlık ediyor, bazıları köpeklik ediyor. Böyle mübarek bir gecede, 3 aylarında, Ramazan'da, Kadir gecesinde dershane, camileri basıyorlar. Biliyorsun camilerde Kur'an okutuyor. Kim öğretti? Gel hoca buraya. Ezan mı okudun? Gel buraya. Bunlar yaşlar bilir ama biz bilmiyoruz. Ben yalnız bir Arapça Kur'an okutulmadığı dönem biliyorum. Bir de yeni olmuştur. İlkokul çocuklarına Kur'an öğretmek yasaktı. Ona da yargılandım ben. Çocuklara Kur'an öğretmek yasaktı. Tepecikten alın götürmüşlerdi beni. Kimseye de demedim ki moral bozulmasın yaptırmalar. Mübarek misafirlerin olduğu zamanlarda mübarek bir doğadayken hafiyelik edip güya cinayet yapıyormuşuz gibi ihbar eden ve taarruz eden elbette bu şiirin mealindeki tokada müstahaktır. Üçüncü nokta, madem Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve nuruyla en mütemmelit ve mutalit dinsizleri İslam ve irşat etmeye Kur'an'ın nimetini görüyorsun. Şimdi ustalar diyorlar ki, sen madem alimsin, büyük adamsın, herkes geleni de susturursun, mağlup edersin. Peki diyor, o zalimleri çağırıp da o hücum edenleri, din düşmanları veya ona yaltakçılık yapan taraftar olanları niye çağırıp da irşat etmiyorsun onu? Gel abi, niye karşılıklı münazara yapmıyorsunuz diye ustada soruyorlar. Diyorlar ki, İslam ve irşat etmeye Kur'an'ın nimetine güveniyorsun. Hem bir fiilde yapıyorsun. Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşat etmiyorsun? Şimdi ben şimdiye kadar yarım saat 15 dakika konuştuğumun sebebi şu anda okuyacağım bir yer. Bunun için burayı açtım. Ne yapmamız lazım? Münakaşa olduğu zaman münakaşa oldu. Bak münakaşa çıkıyor. Ne yapmak lazım? Ölçü ne? Ben yaptım oldu. Öyle bir şey yok. Ben dedim oldu bir şey yok. Ne yapmak ya? Doğrusu ne? Hudut kavgası olur. Ev kavgası olur. Kardeş kavgası olur. Ne bileyim, eskide yol kavgası vardı, geçtim geçmedim, ne yapacağız? Şimdi hudutlar biraz fazla geçiyor, acayip acayip oynuyor yani. Olsa 7 kat aşağı gidiyor biliyorsunuz, bir hudut geçtiğin zaman 7 arşın ta o toprağın üzerine alıyorsun. Rivayet ya, semaya kadar da 7 arşın gidiyorsun, gram geçtiğin zaman onu nasıl taşıyacaksın yani? Geçilen bu kadar toprak gibi gözüküyor ama onu 7 arşın aşağıya düşün, 7 kat. 7 kat semaya düşün, o ruhanilerin ağırını taşıyacaksın. Nasıl taşıyacaksın onu? Mümkünat var mı? Şimdi diyor ki, ölçü veriyor, ölçü. Münakaşa nasıl yapacağız? Veya nasıl konuşacağız? Mesela senin damarına bastılar böyle, seni tahrik ediyorlar. O anda nasıl tavır takınacağız? Diyor ki, usulü şeriatın kaide-i mühimmesindendir ki, اَرْرَازِ بِزَرَرِ لَا يُزَرُونَ Yani bilerek zarara razı olana şefkat edip lehine bakılmaz. Bir adam baktınız ki bilerek zarara taraftar oluyor. Biliyor ya. Bu adam zalim. Bu adam hain. Bu adam hırsız. Bu adam namussuz vesaire. Ona bilerek tarafta olan var. Ona. Ya ben buna biraz anlatayım da, ikaz edeyim de, kurtarayım deme. Bir şey anlatma. Çünkü niye? Errazi bir zararı layun zerüle. Zarara bilerek, severek, razı olana şefkat edilmez. Anlatma. Size bir şey söyleyeyim. Rüştü abi hepiniz tanıyorsunuz. Zeynep'li. Benim hocamdır. Almaya gittiğim zaman bana şöyle dedi. Niye gittin almaya dedi. O da Fatih'teydi. Ben de Zeytinburnu'ydum. Hani hiç sarmadan çak meşaret yapmadan çekip gittim. 2004. Tabi ses yapmadım. Dedi ki, bak tebliğ durdu diyor.
dinle anlatma durdu. Allah Allah. Peygamberleri peygamber yapan tebliğ. Tebliğ de dini anlatacak. Dini anlatmasa peygamber olur mu? Tebliğ durdu dedi. Anlatma. Fesubanallah. Dedi ki hadis-i şerifte şöyle geçiyor peygamberimizin. Bir bana naklediyorum. Bana nakletti o. Dedi ki Allah Resulü diyor ki ne zaman mücibince amel yapılmaz. Biliyor, bildiği gibi yaşamıyorsa veya gayret etmiyorsa. İki, ne zaman kişiler kendi reyleriyle amel ederse, bana göre derse, dini bana göre, kitabı bana göre diyor. Ben böyle, bana göre bu. Ne zaman mücibince amel yapılmaz ve kişiler kendi reyleriyle hareket yaparsa, sen kılıcını körle, kılıcını körle ve kılıfına koy ve evine gir, daha çıkma. Çünkü niye? Ne yapacaksın ki sen onu? Biliyor, yaşamıyor. Dini kendisine göre yorum yapıyor. Sen farklı ne yapacaksın ki? Adam zaten biliyor. Ben de dedim ki böyle, Üstad diyorum, oradaki Türkler hizmet ediyor. Ondan sonra o Türkler Almanlarla tanışıyor, dönüyorlar dedim. Hakikaten öyle ya. Durdum. O için gidiyorsan git dedi. Bir kişi için de değer dedi. Anladın mı? Yoksa adam kendisi zaten bunu biliyor. Biliyor yani. Şimdi Errazi bir zarara layı zarırla, yani zarara bilerek razı oluyor. Bilerek ya bilerek. Sen ona daha ne şefkat edeceksin ya? Diyorum ki bak kardeşim, bacım, şefkatini yanlış yolda kullanma. Çocuğunu yazın camiye gönder, kursa gönder, medreseye gönder. Ben diyor çocuğumun ayrılığına dayanamam. Şefkatini nerede kullanıyor? Yanlış kullanıyor. Ben size misalleri, hikayeler anlatmıyorum ha. Hepsi vaka bunlar. Sonra ne diyor biliyor musun? Belirli yaşa geçiyor. 13, 14, 15 oluyor. Hocam, çocuk laptoptan, tabletten, bilgisayardan, cep telefonundan kurtaramıyoruz. Ne yapacağız? Takkemi Allah. O seni dinler artık. O seni dinler. Bitti işte. Ne yapacaksın? Yapacağım bir şey yok ki. Şefkatini yanlış kullanıyorsun. Peki bilmiyor mu? Biliyor. Niye peki o duyguna önüne geçemiyorsun? Ne yapacaksın? Ele alıp da ne yapacaksın? Şefkati müsaade etmemiş. Ha demek ki Errazi bir zarar ile üzerinde zarara bilerek, severek, girene lehine bakılmaz, merhamet edilmez, şefkat edilmez. Bırak gitsin ya. Batarsa batsın, Allah'ın kuludur. Zaten batmaya kendisi karar vermiş. Sen ne yapacaksın? Seni de çekecek aşağıya. Bak, yüzmede kuraldır. Boğulan adam koltuğundan atarsın böyle. Ata ata. Eğer o boğulan senin boğazına sarılırsa ikiniz de boğulursunuz. Boğulan adam sana saldırmayacak. Kurtulmak isteyecek. İntihar etmemiş olacak. Kurtulmak isteyince kolay. Koltuğundan aşağı atıyorsun böyle. Biliyorsunuz. Ama sana sarılsa sen de gidiyorsun. Yani adam bilerek yapıyor bunu, bilerek, severek yapıyor yanlışı, artık ne anlatacaksın? Sonra, işte ben Çendan, Kur'an hakimin kuvvetine istinaden dava ediyorum ki, çok alçak olmamak ve yılan gibi davranet zehrini serpmekle, terüzüz etmemek şartıyla, en mütemeli bir dinsizi birkaç saat sarfında ikna etmesem de, ilzam etmezim. Bak, demek ölçüye bak. Bir kimle konuşacağız? Çok alçak olmayacak. Leş ya, leş. Tutunacak bir tarafı yok. Ne anlatırsa ne anlat. Hani eski Cumhurşehirler vardı ya. Eski Cumhurşehirlerin tahtalarını çaksan daha neresine çakacaksın? Hepsi zaten gitmiş. Çakıyorsun çıkıyor. Yani çürümüş yani. Kime anlatacağız? Bir, çok alçak olmayacak. İki, yılan gibi dalalet zehrini serpmekte tenezzüs etmeyecek. Yani yılan su içer, su. Arı da su içer. İkisi de aynı.
Yılan zehir üretiyor, arı bal üretiyor. Suda mı sorun var? Suyun sorunu mu? Yani zehire dönüşmüş su. Kim dönüştürüyor? Fıtratı bozuk ya. Yılan. Fıtratı bozuk. Su içiyor, zehir yapıyor. Arı su içiyor, bal akıtıyor. Peki, yılan ne yapmak istiyor? Zehir akıtmak istiyor. Arı ise bal akıtmak istiyor. Adam böyle bir adam. Yılan gibi sırmaktan zevk alıyor. İki, çok alçak olmayacak. Yılan gibi sırmaktan da lezzet almayacak. Böyle insanlarla oturup konuşmak keyif veriyor. Bir de gelecek tabii. Başka bir ölçü de var. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, muzır şişe parçalarına mübadele eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakaiki söylemek hakaika karşı bir hürmetsizliktir. Bir de okuyayım. Bu dersi nerede kullanırsın biliyor musun? Evdeki kavgalarda da kullanırsın. Bu bir kanundur. İlle Ahmet, Mehmet'e değil, karı koca kavgaların önünü de açıyor. Yani düzeltiyor. Ne yapacağız? Neyi nasıl davranacağız? Paldır küldür değil. Bak diyor ki, eğer alçak bir insansa, nihayetsiz alçaklığa düşmüş, vicdanı bozuk, bilerek yanlışı müdafaa ediyor. Biliyor ya. Biliyor, vicdansız ya. Bilerek yanlışı müdafaa ediyor. Dinini dünyaya satıyor. Ya kafire, zındığa, yanlışa taraftar olmak dinine götürüyor. Bak zina yapsa, içki içse, adam öldürse, kumar oynatsa kafir olmuyor. Kafire taraftar olunca kafir oluyor. Bunu biliyor. Bir şey olmaz diyor. 1944 ve 47 arası. Bakın iyi dinleyin. 1944-47 arası. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ben diyor veli ya 40 tane camiye giden, namaz kılan, 5 vakit camiye giden cami cemaatinin öğlene baktım diyor. Ölen kişiye baktım. Keşfen kubur. Ölümüne baktım diyor. 40 tane vefiyat var. Bu cami cemaati namaz kılıyor. Camide namaz kılan adam 40 kişiden birkaç tanesi kurtarmış. Gerisi gitmiş. Bediüzzaman diyor. Yalan der mi? Tövbe ya. Peki ne özeli niye battı? Namazda sorun yok, oruçta sorun yok. Kafire taraftar oldukları için. Yanlışa taraftar oldukları için. Küfre taraftar oldukları için. Dinsizliğe taraftar oldukları için pat diye gitmiş. Hiçbir şey kalmamış. Neye benziyor biliyor musunuz? Öyle bir fabrika düşünün ki, mükemmel bir fabrika. Bütün cihazları elektronik ve mükemmel bir fabrika. Elektrik yok. Cereyan yok. Ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz değil mi Kadir abi? Hiçbir şey yaramaz. Elektronik cihaz değil, her şey donatılmış. İman buna benziyor. İman varsa her şey var. Bütün cihazlar çalışır. İman yoksa hiçbir şey yok. Peki iman nasıl gitti? Küfre rıza demek kabloyu kesiyor. Bağlantıyı kesince bitiyor. Hiçbir cevap gitmiyor. Diyor ki, öyle bir insan ki nihayet derecede alçak, vicdansız, bilerek din tarihçilerine, dinsizlere taraftar oluyor. Dinini dünyaya satıyor, kendisini de emin zannediyor. Diyor ki bir şey olmaz. La taraftan oldun işte. Bir şey olmaz. Ha. Biraz önce ne demiştim işte abi? Bir, ne zaman mücibin camel yapılmaz? İki, kendi reyiyle amel ediyorsa sen kılıcını köle, kılıfını koy, evden dışarı çıkma. Ne zaman derlerse ki, ya bana bu neyindesidir ya bir anlat derse anlatırsın. Yoksa anlatmazsın ya. Baktın ki münakaşa gibi şeyler oluyor, olacak. Ondan sonra ayakkabı bağından bahsin. De ki, baktım münakaşa olacak. Dini sana söylüyorum, caminin kapısında, cam içinde, sokakta, şurada, burada. Baktın ki, adam, he nasıl bu? Mesele atıyor. Diyeceksin ki, bak kardeş, yazın beyaz elbise giymek çok iyidir.
Çünkü fiziğe göre güneş enerjisini beyaz içeriye almaz. Dışarıya yansıtır, dolayısıyla vücut ısınmaz. Kışın donuk renkler giyeceksin ki güneş enerjisini içine alsın, ısıtsın. Ne alakası var, din konuşuyoruz ya, diyeceksin. Ya bak, ayakkabı bağ, eğer bağlı kullanırsan camilere, derslere gidince zor olur, bağsız da iyidir. Ya anlıyor musun ne demek istiyorum? Bunlardan ama bunu. Girme buna. Hiç girme. Adam ile seni tahrik edecek. Şöyle siyaset noktasına. Peki koca, bu adam niye böyle dedi? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi diyeceksin. Kareymiş, aç kare yemek çok faydalıdır. Yemeğin üzerine yedin mi, o zarar olur. Diyeceksin, ona ne alakası var ya? İşte alakası şey, alakası işte cevap vereceksin. Anlıyor musun? Girmeyeceksiniz, açmayacaksınız. Meşgul olmayacaksınız, sebebi şu. Ketalikü dureli fi aynakil bakar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadisini bir başka hadiste iki defa söylemiş. Ben bunu kaynağına baktım Badr'ın abiye. Ketalikü dureli fi aynakil hınzir diye geçiyor. Diyor ki, öküze diyor, öküze inci takılmaz. Boncuk takılır. Nazar olmasın diye. Biliyorsun. Diyor ki bak bir daha. Öküze boncuk takılır, inci takılmaz diyor, inci. Ne? Öküz gibi insana inci gibi dini malumatları takma, verme. O kadar bol değil bu iş. Alın, 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 almasanız bana fırlatın. Der tarzında muamele etme, anlatma. Ben bazı derslerde diyorlar ki, abi işte izahları yapıyorsun da, şey yapıyorsun da zarar, doğru söylüyorsun. Çok videolarında var. Çok doğru söylüyorsun. Girme kardeşim. İnan Allah rızası için dinleme ya beni. Girme. Çünkü niye? Duyma sen ya. Sen kendinle meşgul ol. Ben günlerce, koca bir gün 10 saat vereceğim, bulacağım bir mana bulabilirsem o da. Bugün dehşeti buldum. Yanlış düşünceler kafamızın içerisine yılan olduğunu, bunu da dehşete çevirdiğini söylüyorum. Yani yanlış düşünceler insanın kafasındaki cehennemi oluşturuyor. Cehennem ya artık yaşanmaz, hayat anlamını kaybediyorsun. Her şey gidiyor. Heyecan da bitiyor. Araban olsa, uçağın olsa, paran olsa, yatın katın olsa hiçbir anlam ifade etmiyor ki. Psikoloji bozuldu. Bak abasın ama. Sopa çare. Sağırsın. Hareketle konuşursun. Felçtin, tekerlekli araba çare. Psikoloji bozuldu mu? Hepsi gitti. Çare yok. Bak, ağlarsın sopa çare. Konuşamıyorsun, burayı deliyorsun, çare. Yürüyemiyorsun, tekerlek çare. Kafa gitti mi? Her şey gitti. Nasıl gidiyor? Doğru düşünmüyoruz. Niye düşünmüyoruz? Doğru insanlarla, doğru yerde olmadığımızdan. Doğru yerde, doğru insanlarla olunca İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, iyi olmak istiyorsan, doğru olmak istiyorsan, doğrularla beraber ol. Doğru insanlarla beraber oldun mu? Onlar da mutlaka sana siner. Sigara içmediğin halde, sigara içenin yanında otursan sigara kokuyorsun. Siniyor değil mi? Ha, biz de doğru insanlarla oturup kalkarsak, mutlaka onlar da bizi siner ya. Hani derler ya, al beş kuruşa, ver beş kuruşa, sana kalır bir şey demiş mutlaka, bir şey kalıyor. Demek ki layık olmayana bir şey anlatmak, öküze inci takmak gibidir. Başka bir hadiste de, ketâlikü dûrevi fe alâkül hînzir, domuza takmak gibidir diyor. Daha bir mesel gibi oluyor, çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikati Risale-i Nur'dan işittiler. Ve bilerek hakikatleri zındık adaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar. Peki ölçü nedir? Birkaç yerde bakıyorum, ondan sonra kesiyorum. Ölçü, zaten bunlar da ölçüydü ama başka bir ölçü de vermek istiyorum. 45. sayfada. Münakaşa nasıl yapacağız? Kimle yapacağız?
bu gibi mesaili imani, imani mevzuları bir, mizansız, ölçüsüz konuşmayacağız. Nereye göre konuşuyorsun? Nereye? Bana göre. Bana göre din yok. Adam bir kere topa ayağını vurmamış topa. Akşama top konuşuyor. Lan vurdun mu hiç topa? Topu biliyor musun? Nasıl bir şey? İnan, topun futbolda kaygılar var. Bir şöyle şeyler söylüyor. Bilmiyorum ki. Şimdi ben size topu yapmaz, böyle bilmiyorum. Seyretme bakın. Ya topun tesini biliyorsun, konuşuyor. Dinin de desini bilmiyor. Sağda solda dolma kulağı doluyor. Televizyonlarda dini tamir davasına din tarihçilerinde dinliyor. Bak böyle de söylüyorum, böyle bir kitap var. Ahmet Davutoğlu diye bir zatın kitabıdır. Bu siyasi Ahmet Davutoğlu değil. Başka bir Ahmet Davutoğlu var, alim, tefsirci. Bu siyasi değil ya. Onun kitabının adı şu. Dini tamir davasında din tahripçileri. Televizyonda ekrana çıkanlar var, bir kısmı ekserisi yani şimdi. Dini tamir davasında din tahripçileri. Ve abi ya. İnsanların en çok mevzuların değil, ihtilafı böyle. Bam telleri böyle kaşıyacak yerleri mevzu ediyorlar. Onlar böyle din tahripçileri. At hırsızları bunlar. Kasıtlı yapıyor. Kasıtlı yapıyor mesela. Mesela bunlardan bir tanesi kaderi mesela. Kadere ne bu milletin kader sunuluyor ki? Bu millet namaz niye kılmıyor? Niye haram yapıyor? Niye çalıp çırpıyor? Niye doğru yaşamıyor? Niye doğru düşünmüyor? Psikoloji ya. Niye doğru düşünemiyor? Ne alakası var bununla böyle? İhtiyar. İmam Azam yanlış yaptı biliyorum. Bu millete bu mu söyleyecek? Kur'an'dan ve hadisten başka kitap okumayın diyen adam 60 cilt kitabı var piyasada. Peki bu ne? Bu lağla çorbası ne bu periz? İşte bu tür mesail imaniyi ölçüsüz konuşmayacağız. Caiz değildir. Cemaat içinde konuşmayacağız. İlmi meseleleri ölçü olacak. Cemaat içinde yapmayacağız. Hususu konuşacağız. Seninle bir problem varsa gel hususu konuşalım. Herkesin içinde olmaz. Ondan sonra seninle bir problemin var. Enes'e söyleyip de onu da sana karşı hislendirmemek gerekiyor. Hem gıybet oluyor. Haklı dayıyorsan gıybet oluyor. Bir de yanlış kattın. Sen iftira da var içinde kelime. Ya öyle bir kelime geçmemişsin. Bir, ölçülü olacağız. Herkes için de yapmayacağız münakaşayı. Mücadele yapmayacağız. İlle benim dediğim doğru çıksın diye yapmayacağız. Eğer yaparsak diyor, tiryak iken zehir olur. Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki ne yapacağız? Böyle mesaili imaniyenin, yani nasıl konuşacağız? İtidali demle. İtidali dem şu. Delikanlı deriz ya, kan. İtidali dem. Başka bir örnekle. Sütü koyarsın ocağa. Dakikalarca beklersin Enes. Bir dönersin akar pat diye darmadan etti gitti. Yani bir anda süt gibi kabarmayacaksın. Tahrik olmayacaksın. Baktın ki tahrik edecekler seni, oradan kaçacaksın. Benim başıma geçen bir hadise var böyle. Bilirsin. Arif abi. Mafya. Kaç tane cinayet olduğunu herkes tam bilmiyor. Ben de bilmiyorum. 18 sene yapmış. Biliyorsun. Bir gün yazhanesine gidiyorum. İçinde bir his var. Bir baktım ki etrafı çevirmişler böyle. Onun yazhanesi bir yeri vardı böyle. Sokmuyorlar. Allah Allah. Ne oluyor dedim ya. Neyse gidin haber söyleyin dedim ya. Hasan Hoca geldi. Dedi ki kendisi oğlu geldi. Hocam dedi. Bugün ziyaretini tehir et. Git söyle babasını. Söyle ben geleceğim ona. Ondan sonra bir şey anlatmak için tahsilatını anlatıyor. Neyse ben gideyim. Tamam gelsin dedi. Oturdum. Meseleyi anladım. Baktım. Dolduruyorlar. Oo, adamlar acayip. Biliyorsun Mustafa Şi. Amele. Hepsi kuşanıyor. Herkes şeyini, yeleğini, meleğini. Ama meseleyi anladım. Hasan kardeş çok sever adamı. Allah razı olsun. Hasan kardeş dedi. O gün git dedi ya.
Bugün git, çaksın. Bak Arif abi, hulasa ediyorum size. Arif abi, ulan git yat lan. Git yat. Cehenneme de git. Zaten öldü, cehenneme git. Değsin. Hadi sarayda yat ama değsin. Değmeyecek adam için değecek iş yapma. Değsin. Ne yapayım dedi. Hulasa dedim. Abi dedim. Gasp etmiş. Hakikaten gasp etmiş. Başka bir mafya. Ne kadar gasp etti şu. Biraz daha para ver, bu beladan kurtul. Bak senin malını almış. Malını almış. Biraz da ver de hiç anlaşmasın seninle. Niye? Hürriyetini satın al. Hapishanelerde veya düşman peşinde o da odadan, o binadan, o şehirden, o devletten, o devlete kaçıp da hürriyetini bırakacağını biraz toprağını mı geçmiş? Biraz parayı mı almış? Biraz daha ver, biraz da hürriyetini satın al. Meşgul olma. Niye? Ya o kendisi geliyor ki şeytanı sanat ediyor sana. O adam kendi başına hareket de etmiyor. Ya şeytanı yardım ediyor veya onun çevreleri onu sana kışkırtıyor. Uyanık ol. Resmi genel gör. Sırf onu görme. Arkasındaki bütünselliği gör. Yoksa öyle ferdi ve feri hareket edersen, geneli görmesen işte başın sıkıntıdan kurtulmaz. Dehşeti yaşarsın. Dehşeti yaşarsın devamlı. O zaman ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın. İktidari derme. Süt gibi böyle kabarmayacağız. Sakin. Eğer layıkse tabii. Layık ve müstakil ortam doğruysa itidali demle sakin. İnsaf ile insaf Arapçadan nısıftan geliyor. Nısıf. Yanılama. Yani ben bu adama bir şey anlatırsam dinler. Yani doğruysa onaylar. Eğer ben bir kelime söylerken o bana cevap yetiştiriyorsa illa ben bir şey söyleyeceğim. Hiç anlatma ya. O bir şey öğrenmeye ihtiyacı yok ki. Senin söylediğine laf getirmeye çalışıyor. Ağzından kelime bile çıkmıyor. Dur bir dakika ya. Ne dedim? Ben hemen onun daha peşine şey söylüyor. Bu insaf değil. Demek ki süt gibi kabarmayacağız. İnsaf ile insaf. Yani ben bilmiyorum. Dur bakayım ne diyecek ya. Bir bakayım. Bir bakayım bilmediğim bir şey mi var? Dinliyorsa müdavili efkar suretinde dur ben sana şunu söyleyeyim. Eğer fikirler alışverişi yapılıyorsa bu münakaşa yani konuşmak caiz. Yoksa avukat gibi kendi dediğinin doğru çıkmasına çalışmak zalimliktir. Zalimliktir der, zalimlik. Avukat gibi kendi dediğini bak diyor ki başka bir yer okuyorum. Avam içinde müşkilat hadisiyi münakaşa etmek izan faz suretinde avukat gibi kendi sözünün doğruluğunu göstermek ben var ya ben tamam ben sana dememiş miydim bizim tabirle var gitsin yok değil. Ne olmuş yani? Senin dediğin doğru çıktı. Ne karın var? Emanetin kabardı. Demek ki izan faz yani fazilet furuşluk, üstünlük, alimim biliyordum. Ben sana demedim ya. Bak böyle olacaktı tarzında. Ve avukat gibi kendi sözünün doğru göstermek emaniyetini ve hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak. Bir dakika dur seni kalktı şey ezeceğim ya. Falan tarihte böyle dememiş miydin? Falan şey olmamış mıydın? Falan yerde böyle dememiş miydin? Tarzında. Deliller arama, deliller toplama insafsızlıktır. Bak, deliller aramak caiz değildir. Caiz değil. Avukat gibi üstün gelmek. Avukat para ver de, değil mi? Avukatın özelliği. Doğru mu yanlış mı bu mesele? Yok, bu mevzu alınır alınmaz. Böyle bütün demiyorum. Çok az avukat var. Yanlış alıyor, şey görüyor, diyor ki ben bu dama yapmam. Avukatımız diyor ki, ya ne yanlışı, alıyor parayı, yanlışı doğru diye savunuyor. Öyle yapmayacağız. Ondan sonra insaf ile
olacak. Sonra insanı fazletmeyeceğiz. Yani üstünlük gelmek için ben dememiş miydim? Bak, bak geldin mi? Tarzında olmayacak. Ondan sonra hak ve hakikati dinleyecek muhatap ise anlatırsın. Eğer bu tecavüz ise, bağını alıp sana hücum etmeye çalışıyorsa Allah aşkına para ver. Ne istiyorsa fazlasını ver. Hürriyetini satın al. Kurtul ondan. Ya ne derler? Ne derlerse desinler. Ne derlerse desinler. Sen hapishaneye girdiğin zaman, sen evde psikolojin bozulduğu zaman, sen içini yaptığın zaman başka kimse sana yardım edecek mi? Ne derler diye yaşamamak gerekiyor. Ne derler diye araba almak, ne derler diye giyinmek, ne derler diye ev yapmak. Bunlar doğru değil. İnsanı köleleştiriyor. Hatta sen bana böyle mi dedin? Ben de sana böyle diyorum. Sen bana böyle mi yaptın? Ben de sana böyle yapıyorum. Demek köle insanların özelliğidir. Niye? Benim sana davranışımı sen belirliyorsun. Sen öyle dediğin için ben de sana öyle diyorum. E kim? Peki ben böyle demek istiyor muydum? Hayır. Niye söyledim? Niye mecbur kaldım? Sen söyledin. Sen söyleyince ben de böyle yapıyorum. O zaman benim konuşmamı belirleyen sensin. O zaman biz hayvan mıyız ki yemleniyoruz? Yem atıyor, bizi çekiyor. Niye biz sineğe yem takıyoruz? Niye balığa yem atıyoruz? Yemliyoruz ki yutalım diye. Yediriyoruz ki yiyelim diye. Yani benim davranışımı, benim konuşmamı sen belirliyorsan, ben öyle yapmak zorunda kalıyorsam, ben köle insanım. Çünkü sen beni avlıyorsun, yemliyorsun. O yeme de gelmemek gerekiyor. Resmi komple görmek gerekiyor. Görmek gerekiyor resmi. Bir insandan bir şey size geldiği zaman söz veya davranış, arkasını seyret. Bu adam tek başına değil. Bu adamı kim musallat ediyor? Kim tahrik ediyor? Kim yapıyor? En masum ifadeyle şeytan. Şeytan onu tahrik ediyor. Şeytan onu tahrik edince iki Müslümanın kavga etmesini şeytan işine geliyor. Son bir şey söylüyorum bununla alakalı, kesiyorum. Yedi kuleyi biliyorsunuz İstanbul'da. Yedi kule. Yedi kule zindanında oradayız. Samatya'dan gidiyoruz. Malum şeyle. Emsal Bakır var ya. Yedi kule Samatya'dan Avrupa'ya gidiyoruz. Bir akamyon geçti ama gelişti gelişti. Acayip. Ona dedik ya. Bu ne biçim gidişti ya. Kuyruk geçiyor. Biliyorsunuz yedi kule o şeyler surlarda tek araba geçer. İki tane araba giremez. Bunlar bekler, onlar gelir. Onlar bekler, bunlar geçer. Dedim tek ya, biliyorsunuz. Şimdi bir baktım arkasına bir taksi saldı, bir şey yapıyor. Kovalıyor. Oo dedi ki bu iş ciddi. Kovalıyor. Allah'ın hikmeti. Bu burada kaçarken yedi kule o zindandan geçmek tek yöndür. Karşıdaki arabaların sırası. Buradan gidiş yok. Duracaksın. Tabi o araba gelene kadar, yani bunlara sıra gelene kadar taksiye yetişti. Neyse biz oraya gittiğimiz zaman iki tane arma gibi adam nasıl dövüşüyorlar bir görsün. Bir şey anlatacağım size. Acayip bir şey. Yanında da meyhaneler var böyle. Herkes seviyor. Kimse yaşamıyor ki. Öylesiye dövüşüyorlar. Nereden hatırlamak geldiyse benden. Ben oraya gittim, kimse pek ayırmıyor, kenarda ayırmaya çalışan olmuyor. Ben de şöyle yaptım, ayıracağım Kadir abi. Yasin ve Kur'an'il Hakim. Sesli Yasin okuyor, bağırarak. Yumruk vuran o da durdu falan, hiç böyle. Ben devam ediyorum. İnneke lemine'l murselin. Olmaz. Sakın siz yapmayın onu. Hepsi orada duruyor. Ne yapıyorsun ya diyor. Ben geri okuyorum falan. Sonra durdum. Bak dedim. Elini yere girince. Bak iki, bu iki insana soruyorum dedim. İkisi de Müslümanım diyecek. Var mı burada bir tanesi kafir? Yok. Müslüman Müslümanla vurması haramdır. Bu kavgayı kim yaptırıyor? Şeytan yaptırıyor. Ben bu kavgayı nasıl ayırdım? Şeytanı def edince ikisi de şimdi vicdanlı. Şimdi pişman.
Buna kavga yapan şeytan, ben de şeytanı Yasin'le kovdum. Ve kavga bitti. İkisi de arabaya gitti. Meyhane sahibi vardı. Dedi ki adam geldi. Git o adamı çağırın buraya dedi. Ondan sonra sefer gitmedim. Kendisi geldi. Üste çıktı. Bak ne kadar fayda oldu. O zaman yıkılmamıştı. O zaman bilmem ne babalarının yeri vardı böyle. Ondan sonra gittik. Ya onu sarıldı. Oradakilere selam verdi. Hepsi böyle yapıyor. Aleyküm selam baba böyle gitmişler ya böyle. Şimdi onlara adama çıktım adam dedi ki sana bir şey ikram edeceğim ama dedi bu meyhane parası değil. İnan benim helal param neyse işlendik mesela. Adama da anlattım. Davayı da anlatma vesile oldu, güzel bir neticede oldu, diğerlerini de anlatma. Çünkü şaşırmış demiyorum. Yani kavgayı yaptıran, onu demek istiyordum bunlar, şeytandır. En masum ifadesiyle şeytandır veya arkasındaki fasık guruhtur. Onu sana musallat ettirir. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِالْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَا سَلَوَاتُ